Ve hüngür hüngür ağlıyor. Ya böyle bir şey söylemesi çok ayıp. Ama böyle işine gelmezse çok kötü terslermiş. Hala arkadaş olabilenler ne diyelim. Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bugün günlerden salı. Ne yapıyorsun siz? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Gördüğün gibi birazcık bronzlaştım. Evet, hanım hanım giymişsin bugün, böyle prensesler gibi olmuşsun. Çok mersi. 3 saniye önce Instagram'ı kapatıp burada herkese merhaba dedim. Orada da şunu söyledim. Arkadaşlar dedim, Yağmur Çevik TV'ye başladığımızdan beri ilk defa dış ses dedi ki hanım hanımcık olmuş. Hanım hanımcık derken böyle... bir Gülşen Büyükoğlu edası mı? Aynen, bravo. Böyle bir nostalji koktu bugün. Saçım ortadan böyle yandan. Sevdim yani. Sevdim. İnşallah siz seversiniz tabii ki. Dış sesin beğenmesinden ziyade sizin beğenmeniz benim için çok önemli, biliyorsunuz. Evet, hızlıca konuya girelim. Bugün yine muhteşem konularımız var. Bakalım neler bizi bekliyor. Dış ses bahsetsin. Bugün günlerden 8 Ağustos Salı. Yağmur Çevik TV başlık bültenine hoş geldiniz. Dilan Polat neden ağladı? Enerji, enerji, enerji. Bize o kadar enerji verdi ki, acaba bu sefer enerji kendisinde mi bitti? Az sonra. Retro acaba Burçlara değil de bu sefer Didem Soydan'a mı vurdu? Katıldığı YouTube programında hangi eski sevgilisine hala aşığım bir, hem de evli ve çocuklu bir adam. Ve herkesin gözden kaçırdığı toksik ilişkisi hangi ünlünüzdü? Az sonra. Garipoğlu ailesinin son paylaşımları ana akım medyaya nasıl yansıdı? Takip edenler ne kadar suçlu ya da takip etmeyenler ne kadar masum? Az sonra. Pınar Deniz'i ağlatan neydi? Hangi influencer, hangi influencer'a destek verdi? Demek isterdik ama bugün yine öyle bir şey olmadı. Hesabı kapanan Yağmur Çevik artık haberci insanlarla değil, haberci rüyalarla bilgi alıyor. Şimdi Yağmur Çevik sizlerle. Dış sesten haberleri aldığımıza göre hadi o zaman başlayalım. Herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa video başlasın. Arkadaşlar, konularımızı dış ses okuduğuna göre ilkinden ben başlıyorum. Dilan Polat bir story attı ve hüngür hüngür ağlıyor. Bundan sonra da hemen Instagram'ını kapattı. Geçen hafta eğlenceli dakikalardan başlayalım dedik ve Dilan Polat'ı seçtik. Geçen hafta dediğim, pardon, 2 gün öncesi. Geçen bölüm. Nazarladık kadını. Gerçekten nazarladık. Bir story izleyelim, konuşalım. Evet, herkese selamlar. Güzel enerjiler. Biraz yok mu? İyisiyle kötüsüyle belki de çok yazan olacak ama çok fazla seven insan var beni. Onlar için atmak istedim. Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek. Beni seven insanların hepsini çok seviyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Burada bir şeyler yazılıp çizildikçe gördükçe de sinirlerim bozuluyor. Size kocaman enerjiler gönderiyorum. Yani çok da böyle üzgün bir halde değil gibi. Vallahi ilk defa bana ağlaması geçti dersem kızma yani. İlk defa geçti. Dilan Polat kaç kere ağladı yani, ekran önünde? Etkileşim için çoğu şeyi bana geçmiyor. %50'si geçmiyor. %50'si geçiyor ama bu konuşma bana geçti. Ağlıyor ya zaman zaman. Üzülen insanlar gibi, o da bir şey anlattığı zaman ağlıyor. Şimdi Engin'de bir sorun mu var? Bunu söyleyenler olmuş. Şöyle, sen daha hakimsin ya. Dilan bir haftadır zaten biraz şey azatıyor yani. Kocasını, Engin'i. Engin'i de azatıyor, hikayeyi de azatıyor. Yani bir şey var. Bir uzaklaşma var. Mesela buradaki hikayede de hiç Engin'den yine bahsetmiyor. Engin'le mi sorun var? Engin Dubai'ye gitti 2 gün önce ve bugün geldi. Yine Engin'in hiçbir şekilde geldiğini söylemiyor. İşte Engin Dubai'den geldiğini söylemiyor. Bence Engin'den. Dilan Polat'ın bu enerji şarkısını çıkarmasını, hızlı bir şekilde piyasaya sürmesini, hatta dedim ya klibe bile özenilmemiş geçen hafta, izleyenler biliyor. Bir şeylerle bağlantısı olabilir mi? Şimdi bu ağlaması, Engin'in Dubai gidişi, üzerine hemen apar topar geçen haftada bir klip çıkıyor. Eğer bir etkileşim için değilse bu. Çünkü Dilan'ın böyle şeyleri var, biliyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle yapar, yalandan ağlar, kavga eder, Engin'i bastım der, yazmayın Engin'e der falan. Hani böyle atarlar tutarlar. Sitcom tadını bu yüzden söylüyorum işte. Böyle dizi gibi her bölümü, her günü farklı izliyorum. Şimdi ben niye böyle bir şeyler düşündüm? Bir şeyler benim kulağıma geldi. Ama böyle her zamanki bir tavırla anlatabileceğim
şeylerden değil. Çünkü çok böyle çok tesadüfi bir ortamda duyduğum bir şey bu. Ama hani böyle anlatabilecek veya böyle işte arkadaşlar evet bunun şu an bir peşindeyim falan diyebilecek bir şey değil. Ama böyle emin olursam da zaten ufak ufak anlatırım size. Şimdi ben böyle bir şey duyduğum için üzerine de böyle ağlamalı storyler, hesap kapandı, bilmiyorum etkileşim için değil, senin altını çizerek söylüyorum. Engin işte yok. 2 gün önce gelmiş, işte yan yana gözükmüyorlar. Engin'le bir sorun var gibi gösterilip başka yerlere bağlanır mı bu konular? Bilmiyorum. Söylemeyeceğim şu an yani. Duyumumu ayıp olur. Asılsız bir şey de çıkabilir çünkü. Ama benim hani üzerine bunun gelmesi... Şimdi ben yine hepsini birleştiriyorum. Yine çok başka açılardan bakıyorum. Klipler, mlipler... Tesadüf olduğunu falan da düşünmüyorsun bazı şeyleri. Yani bakacağız. Şimdi ilk defa bak daha dakika bir ol... Kaç dakika oldu story atalı? Bence 1 saat oldu. 1 saat sonra biz burada konuşuyoruz. Düşünün daha... Bir gün bile geçmedi. Belki gün içinde neler olur, neler biter bilmiyoruz. Ama bir şey var Yağmur, şöyle bir şey var yani. Bir gösterilmek isteyen, şimdi böyle konuşunca benim kafam gitti. Gösterilmek isteyen Engin'le bir sorun oldu. Tamam, tahmin ettiğim gibi. Yani hı-hı. Sen öyle söylediğin için söyledim. Evet. Ama yani bana ilk defa bir hikayesi geçti. Üzüntülü. Bir şey Engin'den var gibi. Engin'den mi üzüntülü veya yaşayacakları şeyden mi üzüntülü bilmiyorum üzüntülü. Daha çok bana endişeli gibi geldi. Evet, okey burada bırakacağım. Sadece böyle bir ne düşündüğümü aktarmak istedim. Şu an sadece sesi düşündüm. Canlarımla beraber. Umarım benim düşündüğüm asla gerçekleşmez. Asla bana söylenenler, duyduklarım iptal 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 diyorum bak o kadar bir şey yani büyük bir şey çünkü. Dilan'ı yine enerji diye görmek istiyorum gerçekten. Çünkü öyle güzel. Ben Dilan'ı gerçekten çok böyle bunaldığımda her şeyden Dilan'ı açıp TikTok'ta ve Instagram'da seyrediyorum. Umarım yine güler yüzüyle görürüz. Evet o zaman buradan bir aşka gölge mi düşüyor diye konuştuk ya da altında başka şeyler mi yatıyor diye sesli düşünürken başka bir aşka geçelim. Didem Soy'dan katıldığı bir YouTube kanalına dedi ki evli bir adama hala aşık. Ve bu tartışma konusu tabii ki doğurdu. Herkes dedi ki, yani herkes derken bir kısım dedi ki ya böyle bir şey söylemesi çok ayıp. Sonuçta bu adam evli ve sen çıkmışsın diyorsun ki hala evli bir adama aşığım. Diyelim ki Didem böyle bir şey söyledi, biz de fark etmedik. Ama buna da fırsat vermedin çünkü dedin ki şu an evli ve çocuklu. Bir aşk yaşadım dedi. Şimdiye kadar yaşadığım bütün aşklarda da onu arıyorum dedi. Aa kim deyince kız ya ben söylemeyeyim şimdi o evli dedi. İzleyelim bakalım. Ki aşk da değildi çünkü benim aşık olduğum tek bir kişi var. Hala da ona aşığım. Dolayısıyla aşk da değildi. Yani bir ilişkiydi. Hani tatlı bir ilişkiydi. Aşk da yaptırmadı. Zaten bana koyan o oldu. Hı hı. Çünkü aşık olduğum kişi hala aynı. Kim? Yani öyle bir konuşulabilir geldi bana o kadar güzel. Yani bir ismini veremem çünkü hı. kendisinin ailesi var. Ha, sen geçmişten gelen yaşadığın ve vazgeçmediğin bir şey. Evet dolayısıyla da ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Öyle mi? Ve hiçbir ilişkimde baktım onun önüne daha geçmedi. Aa, çok güzelmiş. Evet, ve ilişkilerimdeki insanlar da bunu hep bildiler. Güzel bir hikayeymiş evet, benim hoşuma. Peki evet. Neden sürmedi? Neden sürmedi? Çünkü ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemedim. Hmm. Ve o çocuk sahibi olmak istiyordu. O da bizim büyük bir fikir ayrılığına düşürdü. Dolayısıyla onun bir ailesi var, çocukları var. Hani... Duydun mu? Duy ses. Ama içinde o zorladı. Onu söylüyorum. Ben zorladı zorlamadı değil. Ben ana özeti çıkarıyorum cümlenin. Diyorum ki evli ve çocuklu bir adama hala aşığım. Bu lafı toparlarsan buraya geliyor. Geliyor ama kesinlikle. O dolaylı yoldan anlatıyor. Çok... Buradan tutuyor, oradan tutuyor. Etkileşim kurbanı olmuş. Açık sözlü olmanın kurbanı olmuş. Bu kadar açık veya bu kadar geniş düşünmek yeri midir, değildir. Evli bir insan olduğu için bence gerek yoktu. Tamam, katılıyorum. Ve sen adam. Çekilme değiliz şu an. Bekleyemedim bu videoyu. Hemen gittim B3'ten yayınladım. Kudurdum. Seni zorladım. Anladın mı? Buraya getirecektim içeriğimi ben. Şimdi herkes benim haberimi aldı. Herkes bu haberlerin ekmeğini yiyor arkadaş. Ben paylaşmasaydım sosyal medyada, Instagram'da bu haber bugün burada olacaktı. Kimsenin ruhu duymayacaktı. Kabulüm. Yani şeye kabulüm. Yani bunu kimse anlamazdı, görmezdi belki. Bir daha artık haftanın 3 günü video çekiyorum. Ve haberleri tüketmeni ve başkalarını yar etmeni istemiyorum. Güneş açmasını istiyorsam dediğimi yapacak. Bu kadar. Evet neyse arkadaşlar kendimiz ufak bir tartışmamız gereken konu vardı. Evet şimdi bir daha konuşmayı alırsak önümüzde arkadaşlar. Diyor ki ben hayatım boyunca 1 kere aşık oldum. O da zaten olmadı ve şu an bir ailesi var. Melis İşitin'in yaptığı YouTube kanalında bu haftaki konu Didem Soy'dan da orada da bu itirafları zaten bulundum. Dedi ki neden ayrıldınız peki diye sorduğunda Melis. Didem diyor ki çocuk istedi.
O yüzden ayrıldım dedi. Ama bana bir duyum geldi. Yine yakınlarından. Ve dediler ki hayır, Didem Can Bonomo'dan çocuk için ayrılmadı. Ona bir iş teklifi geliyor ve Can'ı burada bırakıp Amerika'ya gidiyor. Hatta o dönem YouTube'da çekmeye başlamış. Çok aktif ve etkileşiminin yüksek olduğu bir dönemdeydi. Can Bonomo ile sevgili olduğunda. Hatta son arkasından Can da gidiyor diye duydum. Bu kısımdan çok emin değilim. Sonrasında Didem tekrardan geri geliyor. Olmuyor, yapamıyorlar, ayrılıyorlar. Ama şimdi burada Didem diyor ya, ben çok aşığım Can'a. Aslında tam tersi olay. Şimdi ben Didem'in niye bunu yaptığını düşünmeye çalışacağım burada daha başka açıdan. Çünkü asıl aşık olan Can Bonomo. Bence Didem de aşıktır. Şimdi bak, o da aşık zaten. O da aşık. Zaten Didem kendi de söylüyor. Bu videoyu izleyenler zaten görmüştür. Ben iki şekilde aşk yaşarım diyor. Açık açık konuşacağım, öyle konuştuğu için o da öyle söylüyor. Bir tanesi cinsellik için yaşarım ilişki diyor. Bir diğerinde diyor, aşık olduğum adamla yaşarım. Cinsellikteki Didem diyor, daha rahat, daha relax bir Didem diyor. İlişki yaşadığım adamdaki Didem diyor, anksiyetesi yüksek olan bir Didem diyor. Panik, daha melankolik. Çünkü aşığım diyor. Ama öteki diyor, rahatım, eğlenmeye bakarım, geçerim diyor. İki tane Didem var diyor. Bu süreçte Didem Amerika'ya gidiyor ya Can'ı bırakıp. Diyor ki yani bana bir teklif geldi. Benim kariyerim içinde çok mükemmel. Hatta ondan sonra Hol markasını kuruyor. Bu süreçte o en yakın arkadaşı Umut Eker de geliyor galiba arkasına veya beraber yapıyorlar. Böyle iç çamaşırı markası gibi, Victoria's Secret ayarında gibi bir markadan teklifler falan geliyor. Didem böyle bir manken ama çok başarılı bir manken değildi. Daha çok Didem'in zaten kendini orada söylüyor. Ben daha çok kendimi saklamadığım için, şimdi ne var mankenlik dedi mi, göstermek ayıp falan gibi bir lanse edilse de aslında öyle bir kategori değil diyor. Yani biz vücudumuzla varız, yani sergilemek için varız. Bizim için çıplaklıkmış falan olmamalı yani. Biz mankeniz diyor, yani biz modeliz falan diyor. O yüzden ben hani cesaretli bir modeldim falan diyor. İşte beni birazcık ayıran diğerlerinden buydu diyor. Kendine zaten itiraflarında bulunuyor. Birazcık daha tabii ki olayı burada farklı anlatıyor. Bir de Can Didem'i Amerika'ya gönderdiğinde ona hemen bir albüm yapıyor. Didem'e de bu arada Dem diyormuş. O yüzden şarkının adı Dem. Bir tutam sevdanı verdim, yaşamak sensin madem. Al beni çek götür uzaklara, aşk neymiş görsün alem. Dem hadi gel yanıma, al beni kollarına. Şimdilik ayrıyız ama düştüm yine yollarına. Dem bir dokun tenime, değsin elin ellerime. Şimdilik ayrıyız ama yeter benim hasretime. Diye böyle aynı Didem'e. Aynı Amerika'daki olduğu dönemde. Evet, albüm varmış. Albümde de birçok şarkı Didem'e yazılmış. Bana söylenenlere göre bu şarkıyı da Didem'e yazıyor. Hatta klibinde de Didem'e benzer bir kadın oynuyor. Evliydi zaten Can Bonomo ve bilmiyorum, şimdi ben burada böyle şey yapmak istemiyorum. Zaten benim ortaya çıkardığım bir aşk hikayesi de değil bu. Didem'in yaptığı bir açıklama üzerine ben açıklamayı size daha detaylı aktarıyorum. Hislerimle değil, kaynaklarla konuşuyorum bu sefer gördüğünüz gibi. Yani şunu merak ediyorum. Can Öykü ile evliyken klibde Didem'e benzer bir kadın hayatı. Böyle dedikodu yaparsak kendi aramızda. Rastlantı, rastlantı geç. Rastlantı. Saçmalama. Evet, sağ, evet. Sağ olun. Yok yok, Can öyle bir çocuk değil. Can çocuk değil. Karısını çok seviyor. Bence de çok seviyor. Bu arada Can'la Öykü bir ortamda tanıştırılmışlar. Hani böyle gördüm aşık olduğumdan ziyade bir ortamda tanıştıralım mı diye duydum. Belki de doğru değildir, bunu bilmiyorum. Ama bu iki yıl önceki klipteki görüntü bana biraz tuhaf geldi. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi onu diyordum işte. Niye bunları gösterdim? Lafımın altı boş kalmasın diye, ne kadar dolu olduğunu anlayın diye. Can Didem'e daha çok aşıkmış. Ve bu ilişkiyi bitiren Didem olmuş. Çünkü Didem'in yükseliş dönemindeymiş. Tabii bu story'den sonra herkes dedi ki, aa bu işte açıklama neden yaptı Didem? Yani ne geçti eline? Delice sevdin de. Ne geçti eline? Neden? Neden? Ben de sana soruyorum. Niçin yani? Bence huzursuz etmek istedi. Çünkü Didem'i hepimiz seviyoruz değil mi? Hatta bize geçti mi de Didem'in konusu olmuş. Hatırlıyor musunuz? Barcelona sokaklarında poposunu açmıştı falan, gezmişti. Yine ben savunmuştum. Hani çünkü Didem'in gerçekten böyle rahat, daha şahsına münhasır bir tip ya Didem. Daha böyle kuralları olmayan, tabuları olmayan bir karakter ya. Didem öyle bir karakter olduğu için kimileri çıktı dedi ki Didem bu. İstediği yerde her şeyi söyler. Kimileri çıktı dedi ki yapamaz. Bu adam artık evli. Ve kimden bahsettiğini zaten izleyince anladık. Çok da belliydi. Ama Didem'in
Şöyle bir yanı var. Lak laf laf aşa. Şimdi kendi lafıma yine geldim. Destek veririm her zaman ama bana şunu söylediler. Didem böyle birini rahatsız etmek isterse dermiş. Hani düşünmezmiş. Evliymiş, bilmem neymiş, değilmiş. Laflarını esirgemezmiş. Böyle bir çomak sokma yanı da varmış. Öyle söyleyeyim. Ben... Yaparmış yani. Didem adama böyle işine gelmezse çok kötü terslermiş. Hani böyle bir yanı da varmış. Hep kadınların yanında biliyoruz böyle duyarlılığı toplumun konularına, böyle o ruhunu da seviyorum ama bozmak isterse de anında bozarmış. Anlatılanı anlatıyorum. Bence huzursuz kelimesi şey değil ya. Huzursuz etmek için yapmıyor bence. Şunu düşünelim, hadi günahını almayalım. Diyelim ki kimse fark edemez bunu. Onu düşünmüş olabilir. Ama şu an evli çocuklu demesi kaç kişi ilişki yaşadı ki? Sence? Yani evli, tamam, ben anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Ama ben orada böyle bir insan alırsın karşısına. Anlatası gelir ya, alırsın bir programı, alırsın bir insanı. Anlatmak ister her şeyini. Öyle bir patavatsızlık mı diyelim, ya ne bileyim, gerçekten aşka inanmış, hiç buradan buraya soracağını veya onu zorlayacağını düşünmeden bence bir şey. Ya da şöyle söylemiş. Bir ölçü olabilir. Karşı tarafın da bana karşı hislerinden eminimdir. Ben de ona işaret gönderirim. Zaten bu arada karşılaşıyorlarmış. Ortamlar denk geliyorlarmış çünkü arkadaş ortamlarının bazıları aynıymış. Hatta Öykü de bunu biliyormuş ama Öykü o konularda o kadar... Ya benim olan benimdir mantığındaymış. Hani bir Neslihan Kadir asla demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çok aşık Öykü de, Can da ona aşık. Gerçekten burada sorun yok. Hani bazı aşklar vardır ya, sende yara bırakır, iz bırakır. Didem Can için öyle. İz bırakmış onda. Hala 2 yıl evliyken bile klibinde Didem'i oynatıyorsa, benzer karakter figürleri oynatıyorsa zaten hala unutamadığından ziyade yaralandım ben bu işte. Yara aldım. Herkes bilir. Zamanında bir, büyük bir aşk yaşadığını, eksinin, yenisinin. Bilirsin yani, anasının karnından doğup sana gelmiyor bu insanlar. Bir geçmişi var herkesin. O yüzden ama Öykü o konularda o kadar kıskanç biri değilmiş. Bence de bu arada doğrusunu yapıyor. Kıskançlık hüküm sürmek bir ilişkide o ilişkiyi senden soğutur. Gerçekten. Güvenmiyorsan evlenmeyeceksin. Kıskanmayacaksın. Yani çok kıskançlık enerjisi soğutur seni. Ben de hiç sevmem. Hiç kıskançlık enerjisi bana göre bir enerji değildir. Belki de o yüzden Can bu ilişkide mutlu. Çocuk yaptı zaten. Tartışmaya yine kapalı. Yani bir kadın karşı taraftan eminse, hani o da bana karşı zaten boş değil, biliyorum, hissediyorum diyorsa bu açıklamayı da bunun rahatlığıyla yapmış olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Sen de patavatsızlık yaptı diye düşünüyorsun. Ben patavatsızlık yaptım. Ben de onu düşünüyorum. Ben senin söylediğin bana geçmedi. Yani patavatsızlık derken böyle geniş düşünen diyeyim ya. Çok açık sözlüm değil. Normal sıradan bir açık oturumda. Ben çok sevmiştim işte birisini deyip. Çünkü diğeri zorluyor. Ayıp olmazsa söylesene, çok iyi bir aşk hikayesiymiş deyip zorlatıyor. Bunun buralara geleceğini düşünmüyordu. Peki. Üzüldüğünü düşünüyorum. Çok önemli. Çünkü Can Bonomo'ya değer verdiğini düşünüyorum. Yine biz böyle düşünüyoruz. Sesi düşündük. Bakalım sokak ne düşünüyor? Bir de onlara soralım. Didem'in bu yaptığına nasıl tepki verdiler? Selam herkese. Yağmur Çevik TV'ye ve Magazin Sokak'ta köşemize hoş geldiniz. Yağmur yine güzel konuları ve nokta atışı tespitleriyle karşınızda. Bakalım siz bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Didem Soydan'ın evli bir adama hala aşığım demesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya, kesinlikle yanlış ama zaten Can'ın tutumu bence çok daha mantıklıydı. Hani eşim var, çocuğum var. Bana ne? Bana ne diyordur büyük bir ihtimal. Bunu bir röportajında söylemesi tabii ki doğru değil. Yok yani. Bir şey diyeyim mi? Bence çok cesaretli bir hareket bunu söylemesi bile. Ben Didem Soydan'ın arkasındayım. Magazin programı gibi söyleyeceğim ama daha sonrasında şöyle bir açıklama yaptım. Onun olmadığını ve herhangi bir yoruma şey yazmış bir arkadaşıyla ilgili. Hayır, bu kişi yurt dışında yaşıyor tarzında. Zaten çevrem, dostum, eşim, dostum zaten onun kim olduğunu biliyor. O yüzden rahatlıkla söyleyebildiğim gibi bir şey söylemiş. O yüzden yorum yapılması değil. O kadın öyle söylediği için ben de dedim ki tamam, değildir yani. Böyle diyorsa Can Bonomo değildir. Ama ben de Can Bonomo için öyle derdim. Tam masum demeyeyim de yani masum olarak nitelendirilebilir. Eğer bir şey varsa da, yani herhangi bir amacı varsa da, amacı ne olabilir? Gündem olmak olabilir ve ne kadar gündem olur? Bu kadar gündem olabilir ve hani Can Bonomo'nun evine taşınacak bir gündem olmaz bu. Taşınsa da bir önemi olan bir gündem olmaz. Şimdi aşık ne yapsın? Benim ne olursa olsun her görüşe saygımız var, her yaşam stiline saygımız var ama gün sonunda Türkiye'de yaşadığımızı unutmayıp törel kaygılara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Evli birisine bakmayı kendi fıtratıma doğru bulmuyorum. İnsan hissine karşı koyamaz ama bir aksiyona geçmiyorsa bence bunda bir sıkıntı yok. Röportajda ona hala aşık olduğunu söylemesi bir aksiyon değil mi sizce? Aferin Mirdem. Aferin. Evet, bizim gibi düşünmüşler. İkiye ayrılmışlar. Sen, ben, siz ikiye ayrıldık. Onlar da ikiye ayrıldık. Benim gibi düşünenler de var. Senin fikrini savunanlar da var. Benimkilerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bakalım seninki mi daha fazla? Evet. Bakalım yorumlarda benimki mi daha fazla olacaktı, sesin gibi. Göreceğiz bunu.
Açıklamasında da Amerika falan diyor ama yani Amerika'da yaşadığım bir ilişki diyor ama yani bu kadar gündemde olan bir konu için ismini versen herkes kafasına... Amerika'da yaşadığım bir ilişki derken? Tabii Amerika'da yaşadığım bir ilişkiden bahsediyordum esasında ama herkes magazinde bu konuyu yanlış anladı. Evet tamam, yalan söyledi burada yani... bahsettiği şey Can Bonomo. Çünkü gerçekten güzel bir aşkları varmış. Can çok güzel şarkılar yazmış Didem'e. Bunlara baktığınız zaman sözlerine zaten bayağı güzel bir aşk. Didem de aşıkmış ama Didem kariyeri için bu ilişkiden biraz uzaklaşmış. Çünkü Can ciddi olmak istemiş gerçekten. Çocuk değil ama ciddi. Bu arada gerçekten evlilik kaderdir ya arkadaşlar. Yani onun Can'ın kaderinde demek ki Öykü varmış. Onun için hayırlısı Öykü'ymüş. O yüzden mutluluklar diliyoruz. Bir tane dünya güzeli oğulları var. Bu arada Didem ne kadar güzel bir kadınsa Öykü de o kadar güzel bir kadın ve başarılı bir oyuncu. Her filmini, dizisini izleriz, severiz. Mutluluklar. Zaten Can Bonomo'ya bayılıyorum. Zaten Can'a da bilmem, kimse yanlış anlamış ama Öykü daha böyle yakışıyor. Yani o Can'ın o... Minyon kalıyor ya biraz. Böyle bir insana gelen böyle bir tatlı bir yüzü var ya Can'ın. Evet. Aynısı Öykü'de de var. Katılıyorum. Yani Didem'de biraz seksepellik falan da var. Yani böyle daha çok yakışıyor. Şimdi Didem'in bu YouTube kanalında yaptığı, bulunduğu tek itiraf Can Bonomo itirafı değildi arkadaşlar. Bunu paylaşmadığım için yakalayamadılar. Hay! Bu sefer burada bir itirafla daha bulunuyor ve bunun kim olduğunu burada ben söyleyeceğim. Tabii bu bir iddia. İzleyelim. Birine karşı, hani burada böyle isim vermek zorunda da değiliz aslında. Kırıldığın ve yani içinde bunun kaldığı, ya bu da bunu bana yapmazdı lan diye yaşadığın bir hayal kırıklığı var mı? Var. Yani bununla ilgili. O bahsettiğim toksik kişi. Gidişi finali mi? Finali ve beni manipüle etmiş olmasını ben bir süre yani inanamadım bana bunu yapmış olduğuna. Dediğim gibi planlı yaptığını düşünmüyorum. Ama benim o toksikliği görememiş olmam, hele şu yaşımda, bana biraz gol oldu. Yeni, bu çok gençliğine dair bir şey değil. Yani. Çok eski değil. Çok eski değil. Dolayısıyla o böyle beni, ya ben nasıl böyle bir aptallığa düştüm yahu, ben kendimi bu hale getirmezdim. Ki aşk da değildi, çünkü benim aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Dolayısıyla aşk da değildi. Yani bir ilişkiydi, hani tatlı bir ilişkiydi. Evet, gördün mü? Diyor ki, seni üzen, yaralayan, canını sıkan bir ilişkin oldu mu diyor bu sefer Melis. Diyor ki, yani yaralayan falan değil ama toksik bir ilişkim oldu. Beni manipüle etti. Kim o? Kim o sizce? Önce videoyu durdurun, yorumlar alın. Burak Deniz'den bahsediyor burada Didem. Didem ve Burak Deniz'in zaten bir ilişkisi olmuştu. Tabii bu bana söylenen iddia arkadaşlar. Burak Deniz belki çıkar, Didem bu sefer Burak Deniz'le değiller. Çünkü Can Bonomo olayını inkar etti. Ondan bahsetmedim dedi. Bana söylenen bu Burak Deniz, ki bence de Burak Deniz. Yani 2021'de başlamış bu ilişki. 2023'teyiz. Çok eski değil dediğine göre muhtemelen de bu Burak Deniz. Burak Deniz toksik bir adam mı acaba ya? Beni manipüle etti falan. Mesela Burak Deniz'in Nilperi ile kavgasını biliyoruz. Çok büyük, biliyorsun. Küfür falan etmiş. Nilperi çok şikayetçi oldu. Yani mahkemeye verdi falan. Bayağı hararetli bir konuydu. Konuştuk bunların hepsini hatırlarsanız. Mesela Didem bir üzerine çıkıp toksik bir adam falan diyor. Belki zor bir adamdır ilişkide Burak Deniz. Ha? Belki kadınlarla iletişimi zordur. Olabilir mi? Şimdi iki tane habere göre konuşuyorum şu an. Mekan çıkışında bir kavgası şimdi var. Nilperi. O var değil mi? O. Ondan başka da bildiğim yok. Benim de başka bildiğim yok. Bana bilenler varsa yazsın. Evet, Didem bayağı magazine malzeme verdi, katıldığı YouTube kanalında. En sonki videoda biliyorsunuz Nilperi Sakine Garipoğlu ile attığı fotoğraf yüzünden Twitter'da büyük bir linç yedi. Ve çıktı, dedi ki hayatımın en aptal, en saptal linçini yiyorum diye bir açıklama gerçekleştirdi. Biz de bunu burada sesli düşündük. Ve bugün o linçin esintileri hala devam ediyor sosyal medyada. Hatta dün akşam ana akım medya bu konuyu televizyonlara taşımıştı. Ve demişlerdi ki Münevver Karabulut cinayeti tekrar gündemde. Yani arkadaşlar öyle bir dönem ki bu dönem. Hep bunu zaten Instagram'da da söyledim. Çünkü kendim acayip şeyler yaşıyorum. Bu retrodan kaynaklı, Satürn balıkta olduğu için ve ben balık burcu olduğum için bilmiyorum. Gerçi astrolojik olarak da karmik bir döngü içerisindeyiz. Eden buluyor. Sen ettiysen sen buluyorsun. Herkesin haberleri geliyor. Kendim bir şeyler yaşıyorum. İyi anlamda söylüyorum. İhanet edenleri duyuyorum. Kötüler önüme düşüyor. Yapılanlar ortaya çıkıyor ve bunu tek ben yaşamıyorum. Sizler de yaşıyorsunuz. Ben her bunları anlattığımda, konuştuğumda hepiniz gelip bana bir şeyler yazdınız. Ben de bunu yaşıyorum, ben de bunu yaşıyorum diye. Hatta yoruma da yazın. Hikayeleriniz değil ama evet,
gerçekten karmalar işliyor. Karmaları görüyoruz şu süreçte. Ve şunu da söyleyenler var bu süreçte. Rahmetli Münevver Karabulut'a balık burcu olduğu için midir bilmiyorum. Ama Münevver'in de konusu bu süreçte tekrar gündeme geldi. Ama bu sefer daha farklı işliyoruz bu konuyu. Biliyorsunuz her sene zaten bir şekilde konusu oluyor yani. Tekrardan hatırlıyoruz. Kadın cinayetlerinde, Münevver'in ölüm yıl dönümünde bir şekilde toplumsal, sosyolojik olaylar bize bir şeyleri hatırlatıyor her zaman. Ama bu sefer daha farklı bir şey var. Sanki o tarafla bu taraf birbirine hani savaş demeyeyim ama oradan da bu sefer cevaplar gelmeye başladı. Ben ilk defa bu kadar evet bir şeyler duyuyorduk, kulağımıza geliyordu ama ilk defa bu tarafı da bu kadar cesaretli görüyorum diyebilirim. Tekrardan başa dönersek. Şimdi biz Nilperi konusunu konuştuk arkadaşlar. Ve ben konuşurken olay daha sıcağı sıcağınaydı. Yani Nilperi linç yemişti. Sakine ile fotoğraf attığı için ve akabinde çıkıp salak mısınız demişti ve açıklama yapmıştı. Ortamda gördüğüm bir insanla fotoğraf attım diye beni bu kadar yargılayamazsınız dedi. Ben de çıktım buradan dedim ki arkadaşlar tamam okey o açıklamasını yaptı. Takipleşmemiş benim için soru yok. Anlıkta denk gelmiştir. Ama linçlenecek birileri varsa bu insanlara hala takipleşen, vakit geçiren, hiçbir şey yokmuş gibi takılanlar dedim. Şunu da düşündüm. Ne dedim bak şimdi. Aileden biri katil diye anlatabiliyor muyum? Diğer herkes de yıkacağız anlamına gelmez. Ama elimizde bir fotoğraf vardı ki kahretmesin. O fotoğraf gözümüzün önünde oldukça işte biz yine bu aileye böyle sıcak bakamadık. Neden? Çünkü Münevver'in katledildiği koltukta aile mutluluk pozları veriyordu. Yıkatıp tekrardan kuru temizlemeden alıp koltuğu yerine getirmişlerdi. Kanımız çekildi. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Yani böyle tarifsiz kaldık. Ve dedik ki yok hani biz bu aileye maalesef sıcak bakamıyoruz. Hani yapıyorsunuz bari fotoğraf atmayın. Yani ya aptal olması lazım ya da bunu desteklemesi lazım bu bize gösterilen resimde. Evet. Bunu anladık. Evet. Bu olayların üzerinin Peri linç edildiği süreçte Sakine grip oldu. Şu ekranlarda gördüğünüz story'i atıyor ve bir kez daha kanımız çekiliyor. Bunun bir açıklaması var mı? Nerede çekilmiş bu? Çok bilmiyorum. Çok acayip bir heykelse de. Ne bu? Bu nedir? Bu tarifsiz bir şey. Ağız var orada, diş var. Sanki gerçek diş gibi bir de çok enteresan. Başka bir el var orada küçük bir, o da kesik bir el. Bebek eli gibi, çocuk eli gibi, küçük bir el gibi. Ve o el makas tutuyor. Bu ne oldu belli olmayan, sadece ağzı bize benzeyen, dişleri bize benzeyen acayip bir şeyin boğazına V şeklinde bir açı yapıyor makas. Tam boğazı dediğimiz yere. Bu bilmiyorum bu yani bu şeyi... Sübliminal mesaj mı diyelim buna ne diyelim? Bir story atıyor bu heykeli. Heykel miydi nedir artık anlatamadım da. Hatırlarsanız da zaten Münevver Karabulut'un otopsi raporunda boğazının V şeklinde kestiği de kayıtlarda vardı. Bize söylenenleri, bize gösterilenleri. Bu kaynaklar her yerde var zaten. Kitaplar var bunun üzerine. Her yerde var bu kaynaklar. Yine V şeklinde bir işaretle. Vallahi bu kadar olaydan sonra atıyor değil mi bunu? Evet. Enteresan. Ne diyor bize? Biz de bu ailenin sertleriyiz. Ben bunu alacağım, sizce alacağım, alayım mı, almayayım mı diye sormuyor zaten. Yani bize bir şey işaret gösteriyor. Fazla konuşmayın diyor herhalde ya. Bence. Yani biz abim arkasındayız mı diyor. Arkasındayız diyor. Yani onu demeye getiriyor çalışıyor herhalde. Evet. Bilmiyorum ki. Ben yani bunu atarsa, inadına atmışsa bir insan ben öyle düşünüyorum. Yani çok gerçekten garip arkadaşlar. Şimdi garip bak soyadları da garip, yaptıkları da garip. Yani tarifsiz. Şimdi bana şunu çok diyen var. Şimdi açık açık bunu burada söyleyeceğim. Yağmurcuğum işte birçoğumuz küçük ve bu olayları böyle hayal meyal gördüğümüz kadarıyla dersler arasında veya işte çocukken ip atlarken annelerimiz konuştuğu kadarıyla biliyoruz diyen. Benim yaşıtlarım da var hakim olan ama herkes bunu bir başlık altında toparlamamı istiyor benim. Şimdi ben o yüzden birazcık da bunu buraya aldım. Şimdi kolay konular değil. Bence anlıyorsunuz da. Hani böyle deş. Otopsi raporlarını koy buraya, belgeler kaynaklar ki Barış Özcan tadında bir video yaparım biliyorsunuz kafayı koyarsam. Ama gerek var mı? Hı? Yani ben şimdi gündem olan her şeyi konuşuyorum. Asla siyasete girmiyorum. Benim alanım değil. Çok güzel yapan arkadaşlar var. Ben de onları izliyorum. Ama ben konuşmuyorum. Ben magazin yapıyorum. Magazinde güvendiğiniz için, inandığınız için, gündem olan her şeyi konuştuğum için dünya bazında. Ben de bu işi çok severek yaptığım için birbirimiz olan aşkımızdan dolayı da ben burada oturuyorum. Yine gündemde olan bir konu var ki zaten ana akımda paylaşıyor. Sosyal medyada Twitter olsun, TikTok olsun paylaşmayan şu an platform yok. O yüzden yine benim konum burada. Ben burada gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla her zaman sizlere
aktarmaya devam edeceğim. Ama bu bir başlık altından ziyade böyle konularımız olursa zaten haftada 3 video atıyorum ya. Böyle ara ara olması daha güzel değil mi ses? Evet. Çünkü gündem de sürekli değişiyor. Sakine bir fotoğraf atıyor. Bu sefer Sakine'yi burada bırakalım bir. Şu an bir bilgi geldi arkadaşlar ekipten. Bu görsel Dubai'de demir heykelleri üzerine bir müze varmış. O müzede bir heykelmiş. Ama Sakine bunu Twitter'dan bulmuş galiba. Hemen de nasıl aradı buldu bunu? Ne yazdı acaba? İşte o kadar yüklendiler cevap olarak bunu düşünmüşler. Yani biz bir tarikatız demek istiyorlar yani galiba. Yani böyleyiz, yanımıza yaklaşmayın korkusu da olabilir. Yani sonuç olarak hayatları boyunca linç yiyecek halleri yok. Feyza Altun bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. İşin garip yanı arkadaşlar, Garipoğlu ailesiyle şu an tanıdığınız sektörde hemen hemen herkes arkadaş. Zaten gördüğünüz üzere de herkes bu aileyle takipleşiyor. Şimdi birazdan ona geleceğim ama önce Feyza Altun dün bir post atıyor. Ve diyor ki yıllar sonra gündeme gelen Münevver Karabulut davasını görüyoruz ki hepimizin aklında kocaman soru işaretleri var. Cem Garipoğlu'nun bastıra bastıra suçu tek başına işledim demesi bile beni şüphelendiriyor. Münevver'in bir ayin, bir ritüel sonucu öldüğü çok açık. Şimdi burada duralım. O zaman zaten bu çok konuşuluyordu. Zaten ailenin aslında bir tarikata bağlı olduğu ortaya çıkınca dediler ki ayine gitti Münevver. Çünkü otopsi sonuçlarında spermler, hatta tek sperm de değil birkaç tane sperm bulunmuştu. Anlamışlardı ki hani burada bir şey yapılmış. Burada bir ritüel gerçekleşilmiş. Ve bedenin üzerinde bir kişinin eli olmadığı, 3-4 kişinin de bu yardım konuda yardımı, dokunulduğu ortaya parmak izi çekmişti. Ve boynu V şeklinde kesilmişti bu ritüel. Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da çok şey dönüyor. Yani o kadar çok şey anlatıyorlar ki. En son oynanan bir katil oyununda aile üyelerinin yanında Gem isimli, o konuşacağım bir kişi daha var. Zaten bu görseli de daha önce çok konuşmuştuk. Birileri ne olduğunu biliyor ama gizlemeyi tercih ediyor. İkinci videoda anneannesi diyor ki ne var ya korktunuz çocuğa, küçük çocuk o her gün böyle cinayetler işleniyor diyor. Çok ilginçler ve de ürkütücü. Neden efendim ortadan kayboldu böyle ve hiç çıkmıyor bu olay yapmadıysa? Ya çok şey yaptınız böyle. Korkuttunuz çocuğu. O daha çocuk, o daha küçücük. Ondan sonra böyle ama her gün televizyonu gece açıyorum, gece de öleceğim. Sen memleket meselesi haline getirdin. Ama korkunç bir cinayet var ortada. Ya bir tek o mu istiyor? Her gün oluyor böyle cinayetler. Her gün oluyor. Ondan sonra onlar yok mu yok. Şeyi geçtik biz. Çocuklarını geçtik. Anneannesiymiş bu. Eski görüntü. Eski bir görüntü. Yani ailem ne kadar garip olduğundan bahsediyor. Ve bir oyun var işte yurt dışında oynanan. Burada da onun Cem'in Cem olduğu iddialar arasındaydı. İnsanlar tabii ki orada Cem'i gördüğüne dair çok da yazılar var sosyal medyada. Yüz operasyonu geçirip hala aramızda gezdiğini söyleyenler de var. Hatta bazı biliyorsunuz Twitter sayfaları var. Bunları ifşa alıyor. Tabii ki hepimiz bence ölmediğini biliyoruz Cem Garipoğlu'nun. Herkes yaşadığının farkında. Plastik cerrahlar var biliyorsunuz zaten. Hani seni bambaşka yapıyor. Hatta bunlar artık filmlerde falan söylüyorlar. Siz öldü zannediyorsunuz. Birçok siyasetçiyi bak bunu da söylüyorum. Birçok politikacıyı. Onlar başka yüzlerle başka hayatlar yaşıyor. Başka yerlerde başka hayatlar yaşıyor. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bak ben çok eminim bunların ortaya çıkacağında arkadaşlar. Tabii ölüp bir yerlerde gömülmezlerse. Çoğu başka hayatlar yaşıyor. Hayatta bir tek Cem Garipoğlu değil. Ama Cem Garipoğlu'nun yaşadığını düşünüyor herkes. Cesetini bile Etiler'de merkezde bir çöp kutusuna atmasına bile anlam veremedim yani. Bir baba, oğlu böyle bir şey yapıyor. Git bir yere fırlat, bir yere göm, denize at. Etilerin ortasında gitsen çöp kutusuna falan koy. İşte acaba yani. Bilinçli miydi? Hani bir yani, işaretti. Yani şu anda öyle şeyler konuşuluyor ki o zaman da konuşuyordu. O zaman bu kadar aydınlanmış bir toplum, bu kadar bilinci açık bir toplum yoktu. Şimdi artık herkes Andre.com, çocuk kanı. Bak geçen gün bir sayfa paylaştı. Çocuklar buz küplerinden çıktı gördün mü? Çocuk kanı için tabii. Buzlara koymuşlar çocukları. Yapma ya. Buz küplerine koyuyorlar. Çünkü şoka sokmuşlar ki o şoktan çıkmasınlar diye. Sonra hepsinin kanları çekiliyor. O yüzden bunlar artık ortaya çıkıyor. Yani insanlar artık aydınlanma çağında olduğu için ve bazıları da kendini artık gösterdiği için işte uzaylılar da bunların bir parçası. Yani bunlar çok böyle girmeyeceğim. Çok girersen çok uzar bu konu çünkü. Ama her şey ortaya çıkıyor artık. Bunu söylemek istiyorum. Bence onlar da evet böyle bir şey vardı. Boşuna da dediğin gibi Etiler metiler falan. O kadar safça olmazdı o işler. Bir yere bağlıysan bir şeyleri de göstermen lazım. Will Smith yumruk attı ya gözüne ödül gecesinde. Evet. Mesela onun da bir ritüel olduğu söyleniyor. Çünkü sana diyorlar ki bir ödül gecesi bunu yapmak zorundasın. Türkiye'nin ses getirecek bir cinayet işlemek zorundasın.
tabii ki karşılığında belki daha da güç yükleniyor ama bir bedeller ödeniyor. Peki ben aklıma bir şey takıldı. Kaç gündür bir linç var takip edenler bu aileyi. Onlar için ne düşünüyorsun? Evet, doğru söylüyorsun. Dünden beri influencerlar, takipleşen oyunculara bir tepki var. Diyorlar ki bu kadar görsele rağmen, bu kadar ortaya çıkan storylere rağmen nasıl hala bu insanlarla takipleşebiliyorsunuz? Yani adamlar resmen artık meydan okuyorlar. Yani biz o kadar şey yaptık, bize bu resmi attı. Ve siz gidiyorsunuz bu insanlarla hala takipleşebiliyorsunuz. Yani illa ateşin düştüğü yer mi yanmalı? Yani illa senin mi canın yanmalı anlayabilmemiz için? Hayır. Yarın bir kadın cinayeti işlense ülkemizde o insanların hepsi story atacaklar. Doğru muyum? Herkes hak arayacak. Ama siz daha hakkı yenilmiş bir kız çocuğunun hakkını arayamıyorsunuz. Tabii ki influencerlardan başladı bu süreç. Çoğuna saldırı gitti ama burada çok büyük bir tepki alan Sibil vardı. Sibil'e bu konuda bayağı tepkiler yağdı. Hatta bana dediler ki Yağmurcuğum sen görmüyorsun Sibil büyük bilinç yiyor. Ondan sonra gittim Sibil'in postuna baktım. Evet Sibil bayağı saldırı yemiş. Bu konuyla ilgili yani çok kızmışlar. Çünkü neden Sibil'e çok kızmışlar? Sibil'i seviyorlar herhalde. Ailemizin kızı. Çünkü hep yorumlar öyleydi. Sana ailemizin kızı dedik ama sen daha onları takipten çıkmıyorsun diye tepkiler var. Okuyalım yorumları Sibil'e gelen. Sibel neden Münevver Karabulut'un katili olan adamın abisini takip ediyorsun? Kıyafet giyip gezmek davet dışında hiçbir işe yaramayan kaybedenler kulübü. Münevver'in katillerini takip edip ahbaplık kurarken hiç mi korkmuyorsunuz? 17 yaşındaki kızı parçalayıp çöp kutusuna dolduran garip oğulları size zarar verirse hakkını savunalım mı? Takipçi listende garip oğulları bol. Şimdi evet gördüğün gibi bu DM'den daha da fazla var. Ama Sibel yorumlarını sınırlandırmak zorunda kaldı bir saatten sonra. Çünkü hala takip ediyor böyle story atan insanları. Şimdi tabii insanlar böyle yorumlar yazmakta sonuna kadar haklı diye düşünüyorum. Çünkü Sibel'in de şunu düşünmesi lazımdı. Yani böyle bir story atan arkadaşa diyeceksin ki ya sakin ol sen story atıyorsan ben seni takipten çıkıyorum yani bu nedir? Madem arkadaşsan böyle bir söz hakkı kullanabilirsin diye düşünüyorum. Doğru muyum? Doğrusun. Yani. Ama ben şeyi de kabul etmiyorum. Şu anda yani sırf bundan dolayı da takipten çıkanlar da korkudan dolayı işte sosyal medya gücü, sosyal medyadaki yazılanlardan dolayı çıkanları da kabul etmiyorum. Nasıl kabul etmiyorsun? Ya kabul etmiyorum. Niye çıkmadın şimdi? Bir söyleyince mi çıktın yani? Demek ki ya bir söyledikten sonra mı? Ya sen, demek ki senin arkadaşın sen yalandan olaylar kapansın diye çıkıyorsun yani. Ya korkuyorlar. Burak Altın'dan takip ediyordu. Çıkmış takipten galiba. Kasım Garipoğlu iyiden de çok karıştı dün her şey. Bir kısım çıktı diyor, bir kısım çıkmadı diyor. Herkes ığla yazmış, iyiyle yazmış falan. Burada bir karışıklık oldu. Yani bence şu an bu storylere rağmen, bu kadar olaya rağmen hala arkadaş olabilenler ne diyelim? Çünkü bir demek ki bir ortak yönleri var bu insanlarla. Yani bu kadar olaya rağmen takipten çıkamıyorsan ya ailendir, ya akrabandır ya da ortak bir işin vardır. Ben başka bir şey adlandıramıyorum ya da çok korkuyorsundur. Yani ben bu adamı takipten çıkarsam evet kıtır kıtır bir şeyler kestiler, biçtiler, ritüeller, ayinler yapıldı ama benim de ekmek kapımı kapatır bu adam. Şimdi ben bu adamı nasıl çıkacağım takipten? Diyerek herkesin ticari olarak bir ortak yanı vardır bu insanlarla ki çok güçlü olduklarını, birçok şeyin sahibi olduklarını, birçok markanın biliyoruz. O yüzden yine burada yani şimdi Sibel'e evet dün kızdınız, yüklendik, çok haklıyız ama bunu yapan tek Sibel değil. Mert Bidinli de var. Şeyma Subaşı da var. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Şeyma'nın düğününde en ön sıradaydı. Uçak kaldırdı çocuğu. Uçak kaldırdı. Kendi uçağını verdi yani. Yani Dila Tarkanlar da var. Hepsi arkadaş. Yani Sabancılar, oyuncular. Daha kimleri sayalım? Bir sürü fenomen var bu insanlarla arkadaş olan. Yani çıkıp da hiçbiri konuşamıyor. Bak en basitinden mesela Bircan Bali diyor ya belki bir sana korkma etmem falan dedi. Bak mesela onun bile bu aileye karşı inanılmaz bir hürmeti var. Dinleyelim. Duyduklarınızı sinirlenmeyeceksiniz arkadaşlar. İyi dinleyin. Bu aileyle hatta Cem Gariboğlu'nun babasıyla çok severim. Ailece çok severim evet. Onları. Çok iyi aileler. O dönem bunu belki kimse bilmiyor. Münevver Karabulut'un babası kan parası istedi. Yani bu adam, bu kadın, bu kızcağız Allah rahmet eylesin. Tabii ki kan parası istedik ya. Şimdi kan parası hukuksal bir hak. Doğru söylüyor. Bir zaman bir cinayet olursa kan parasını vermek zorundasın. Yiyeceğin yine bilmeden konuşmuş orada. Görüyorsunuz değil mi? Herkes korkuyor. Korku derken korku enerjisi maddiyattır.
maneviyattır, aşktır, bir şeylerdir. Bu başlıkların hangisinin içinde varsan orada çıkamazsın. Yani korkarsan da benim adamlarla iş bağlantım var, benim adamlarla şu bağlantım var, böyle 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 dersin, konuşamazsın. O yüzden herkes övüyor gördüğünüz gibi bu aileyi. Kimse de konuşamıyor. O yüzden takipten çıkma bekliyoruz ama bence beklemeyelim, değil mi? Şimdi arkadaşlar, buraya da almamızın tek sebebi tekrar gündemde olması, aktif bir şekilde devam etmesi. Ben Sakine ve Nilperi'nin fotoğrafını konuşmuştum ama bu story dağıtılmamıştı. Bu story atıldığı için tekrardan buraya konu almak zorunda kaldım maalesef. Söylediklerim yarım kaldığı gibi hissettiğim için tekrardan burada tamamlamak istedim konuşmamı. İmamoğlu'nun gelini diye konuştuğumuz Melis hanımefendi bir story atıyor. Diyor ki İmamoğlu ailesiyle hiçbir alakam yoktur dedi. Hatta dediler ki bunu belli ki İmamoğlu ailesi attırdı. Çünkü burada İmamoğlu ailesi Sezen altında tabii ki otomatik olarak kaldı. Dediler ki hatta keşke Garipoğlu ailesi hakkında da bir konuşma gerçekleştirseydi. Ama onun hakkında bir konuşma gerçekleştirmiş, hemen silmiş. Sen gördün mü o story'yi? Sadece bana açıkladılar. Atıp sildiğini söylediler. Ne yazdığını falan sordum. Hı. Yani işte diyorum ya, kimse bir şey söyleyemiyor. Yani ilişkiler var arada. İlişkiler olduğu için burada kimseye bir açıklama gerçekleştirmiyor. Hatta bir sokağa sorduk. Sokak bize konuştu. Ama ne dediler biliyor musunuz? Bunları yayınlamayın. Fikirlerimiz böyle 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 şöyle ama bunları lütfen yayınlamayın diye bir ricada bulundular. Onların ricası benim için emirdir tabii ki. Ben de burada asla yayınlamam öyle istedikleri için. Yani böyle ben de gündem olduğu için ve tekrardan belki karmik döngüden kaynaklı, belki Münevver rahat olmadığı için, uyuyamadığı için tekrardan hatırlatıyor bize sürekli bu olayı. Bu arada karmik döngüdeyiz dedik ya, insanlar geçmişiyle savaş verebilir bu süreçte. Eski aşklar tekrar gündeme gelebilir. Yeni bir aşk hayatınıza girebilir, yeni imzalar atılabilir. Ama bu dönemde bir şeyler geliyor insanın kafasına ve kafalar karışıyor. Bence Didem'in de kafası karışmış olabilir. Demin bu açıklama yaptığı Can Bonomo ile ilgili. Dikkat edin de bu süreçte, yani karmik döngülerin olduğu süreçte böyle bir açıklama gerçekleştirdi. Onun da devresi şu süreçte yanmış yanmış olabilir. Hani kaba tabiriyle konuşmam gerekirse araya da bunu bir söylemek isterim. Pınar Deniz anladığımız kadarıyla bir yıldır beraber olduğu Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi aldı. Postuna tarih attı. Dedi ki işte öyle bir şey dedi ve ağlayarak post attı. Dünü, tarihini attı. Anladık ki evlenme teklifi almış. Neden ağlar ki bir insan, değil mi? Kızlar! Kızlar! Yoruma bekliyorum. Ha? Ama şöyle bir şey de var. İşte öyle bir şeyin sözlerine dikkat ederseniz, yani bugün onu ağlatan bir özel bir şey var. Tarihi o anlamda yazmış dediğiniz gibi ama evlenme teklifi etseydi daha güzel bir şey yazacağını tahmin ediyorum. Bu kız böyle yazar. Yani böyle yazardı. She said yes değil de daha böyle anlamlı, buldum işte adamımı bu süreçte falan. Böyle güzel kelimelerle yazar. Burada şarkıya da işte öyle bir şey demiş ve gözünde de bir damla yaş geliyor. Yani o anı çekmek istemiş. İşte öyle bir şey. Haber sen, gelmedi bana. Evet, ya. Sen haber gelmediğin için tukut tam da şey. Kendimi. Hiçbir kendisinde açıklama yok mu? Kaan da kalp atmış bu yoruma. O kadar. Zaten beraber ev yaptırdıklarını, ev dizayn ettiklerini falan ben söyledim biliyorsunuz. Bir mermerciden bir iddia gelmişti. Hatta Kaan'ın birazcık pinti olduğunu da söyledim. Çok pazarlık yapıyormuş. Pazarlık sünnettir. Hepimiz severiz pazarlığı ama Kaan biraz o varlık için olmasına rağmen fazla yapıyormuş bu pazarlığını. Bunun da anekdot vermişlerdi bu dedikoduyu verirken. Bilmiyoruz, evlilik teklifi diye düşünüyoruz şu an. Dış ses, niye kafa karıştırıyorsun? Kıskanma. Bak ne güzel. Romantik dakikalar yaşıyorlar. Sürekli romantik dakika yaşayan çiftlerimizden biri Kaan'la Pınar. Diğeri de Hande ile Hakan. Değil mi? Bu aralar onlar. Evet. Bir de geçen gibi rüya gördüm. Söyleyeyim mi? Söyle. Hayır olsun. Nazlı Sabancı doğuruyor. Çocuğunun kız çocuğu olacak zaten. Kendi de söyledi. Kız çocuğunun göbek adına Arzu koyuyor. Bak, Arzu Sabancı koyuyor. Hatta dedim ki ya nasıl bir kayınvalide aşkıdır ya bu. Bak nasıl bir kayınvalide aşkıdır. Velev ki diyelim Hande evlendi. Şimdi Hande daha büyük bir şey yapmak lazım. Sever herkes torununa kendi adını koymayı. Hep böyle bir babaanneden, dededen böyle bir baskı vardır değil mi? Ben yaparlar. Ben de kız olursa anamın adını bir tanesini koyacağım. Senin de mesela böyle bir isteğin var. Ama işte benim rüyama göre Nazlı bunu yapıyordu. Hayır olsun değil mi arkadaşlar? Hayır olsun, hadi bakalım. Bir rüyamız eksikti Yağmur. Niye? Bak bu dönemde rüyalar da gerçekleşti. Bir de rüyalar, tamam, bir de rüyalar.
bakmayın listesi. Tamam, bir rüyamız eksikti işte. Bir de rüyalar gerçek çıktı mı yandık. Yağmur rüyalar gör. Rüyalar her şey burada, gelin. Yağmur rüyalar gör. Yağmur rüyanda ne çıktı? Dün istihare yatmadı, açık açık söylüyorum. Evet, en sonunda da influencer işbirlikleriyle devam edelim. Son dönemlerde yıldızı parlayan influencerlardan biridir Damla Altun. Güzel işbirlikleri alıyor. Hatta Damla Altun'un bulunduğu ajans bayağı artık böyle milyonluk influencerları da kendi bünyesine alıyor. Bayağı bu yolda yol kat etti. İşbirlikleri konusunda olsun. Ajansının da güçlü olması tabii Damla Altun'un bu konuda faydalı oluyor. Şimdi Damla Altun Fee Season'da bir işbirliği yapıyor. Damla Altun'la bu takım arkası biliyorum bayağıdır çalışıyor. Beraber işbirliği yapıyorlar. Ama bu sefer Damla Altun onun marka yüzü oldu ve Damla Altun'un marka yüzü olduğu post sevilmedi. Neden sevilmedi? Bence yorumları çekim okuyalım. Hatası. Büyük çekim hatası. Çekim hatası var. Yani o parmaklar, o eller o kadar gözükmek... Büyük olmamalıydı. Yani evet. Bir yüzü de... küçük kalmış tabii, ellere tabii, göre. Tabii, bir çekim hatası var. Yani belki parmaklar belki ne zamandır takılı biliyor musun orada? O da belli değil. Belki orada 20 dakikadır o çekim zamanında düşünsen o yüzüklerin devamlı parmağında olduğunu. Kasar, şişirir. Tabii şişirir. Elleri. Şişirmez mi? Ben hani aslında o kadar şeye takılmadım. Bak beni bütün olarak rahatsız ediyor. Yoksa elleri tüm bir tık kalın olan kadın yüzük takamaz mı? Takabilir. Takar canım, hem de çok böyle yakışıyor. Böyle takabilir, böyle evet, durabilir. Tabii canım. Sadece dediğin gibi burada fotoğraflar kötü. Evet. Damla'nın saçı kötü. Evet. Damla'nın o duruşu kötü. Yani elleri illa bir alttan çekilmiş bir kere. Bak alttan çekilen eller her zaman daha kalın gözükür. Daha üstten, yani çektiğin açının estetik de çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Herkes bilir ya açısını. Bak şimdi Damla Altun'a sor. Damla Altun hayatta bunu böyle çekmez. Çünkü Damla açısını bilir. Markalar da işte seni iyi bilmeli, açını iyi bilmeli veya daha profesyonel çekimler olmalı. Ama saçı da bence kötüydü. Duruş da kötüydü. Takılar da böyle çok ahenkli olmamış. Anladım. Hani madem şey var, mesela buraya daha büyük bir takı koy. Veya takıları daha iyi gösterdim. Yani hep bütün takılar birbirine benziyor bir kere. Bak öyle çok farklı bir takı yok orada. Daha farklı takılar koyabilirdim. Parmakları daha ince yapabilirdim. Değil mi? Daha estetiği böyle gözümüze hoş gelen bir açı olabilirdi. Yani insanlar bence bir tık haklılar diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu Damla'yı sevdikleri için yapılan bir eleştiri. Normalde daha güzel aslında olmamış Fatiler. O nasıl bir saç olmamış, nasıl beğenip devam edebildiniz? Uyarıda bulunan olmadı mı? Bence olmamış Damla. Normalde her işbirliğine yakışıyor ama yüzükler daha ince parmakta olmalıydı. Normalde hep beğenirim ama bunu beğenmedim. Styling, saç, makyaj, çekimler pek olmamış. Hiç olmamış. Fotoğraflar çok, çok amatör duruyor. Dalgalı. Bak hep öyle, hep öyle, hep öyle gidiyor yorumlar. Tabii ki tebrik edip güzel bulan Damla'yı yorumlar da var. Öncelikle hayırlı olsun tabii ki işbirliği Damla'nın. Ama evet, ben de beğenmedim Damla. Mesela şu fotoğraflar daha iyi geldi bana. Damla'nın kulağındaki takıları hoş duruyor. Her zaman Damla'nın kulağındaki o takı yoğunluğunu sevmişimdir. Mesela şu fotoğraf daha güzel. Anlatabildim mi? Evet, yani mesela, şey dediğim gibi bir hata var. Eli kapatmış ya burada böyle. O elleri böyle durmuş ya, saçını şuradan yarım toplamış Damla. O elleri de şöyle tutsaydı daha güzel olur. Yani elleri birleştirmesi... Daha zarif bir açı olabilirdi. Yani bazı şeyler iyi ama, kulak fotoğrafları iyi ama bu fotoğrafı ben de sevmedim. Eller fazla öne çıkmış. Yüzüklerde böyle bir ahenk olur. Bir senkronize olur anlarım. Yüzükler de hep aynı. Hani böyle bir hikayesi de yok olayın. Saç da olmamış. Saç zaten çok kötü. Ben de kapak fotoğrafını takipçileri gibi sevmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Mesela Sibir bu fotoğrafı beğenmiş. Ama... Paylaşmamış. Paylaşmıyor veya bir yorum yapmıyor veya destek vermiyor. Ama beğenmiş. Bence bunu artık alışalım diye düşünüyorum. Tamam, esprisi yaptık, güldük, eğlendik falan ama artık o bağ bitti aralarında. O şey de bitti. Belki Damla'nın alanı kanalına konuk gitmesi de buna bir etkendir. Her şey birbirine bağlıdır. Yine aynı şeyi söylüyorum. Damla da uzak tuttu kendini. Çekti Sibil'den. Onu da biliyorum. Sibil'e niye paylaşayım demiş. Niye etkileşim vereyim demiştir. Niye herkese göstereyim demişti. Bence influencerların birbirini desteklemesini beklemeyin. Var mesela Dilara Aydın falan, hepsi Damla'yı paylaştı, bilmem ne paylaştı ama bugün paylaşır, yarın iş birini paylaşmaz. Bir tane paylaşır, bir tanesini paylaşmaz. O paylaşılanlarda çok böyle büyük bir arkadaşlık beklemeyin. Bence zaten influencerların birbirini paylaşmasını, marka kurmuş, o markanın yüzü olmuş falan beklemeyin. Bir çıkar varsa zaten çoğu yapıyor. Şimdi mesela atıyorum Damla'ya niye kalpler yorumlar geliyor? Çünkü Arda Kofoğlu faktörü var, ajans sahibi falan. Damla'da Burak Bozkurt var. Dilara'yı da o ajanstan çıkar, bu ajansa gelir. Burak için de Damla önemli zaten. Falan filan, yani birbiriyle bağlantılı işler bunlar arkadaşlar. O yüzden öyle şey beklemeyin yani. Çıkarsız birinin paylaşmalarını. Sibir'e kimse ihtiyacı yok. Önceden vardı. Söylüyordum, beni takip edin, takip alın beni diye. Bu sektöre kendini göstermek istiyordu. Daha mert
Vidin'in dibinde geziyordu mesela. Şimdi ihtiyacı yok. Çünkü ablası artık ajans kurdu. İnfluencer ajansı. Senin Yağcıoğlu'nu tut. Diğer bütün herkes topluyor kendi ajansına. Tibi'nin de kimse ihtiyacı yok. Yani. Kendi en büyük markalarla işbirliği yapıyor zaten. Mert'in dibinde gezmesine de gerek kalmadı. Ona da ihtiyacı yok. İlk başta Damla Altun'un kitlesi güzel. Aktif bir kitle. O yüzden o kitle beni bir görsün demiş olabilir. Ama bitti artık. Şimdi Sibir'in de aktif bir kitlesi var. Damla kadar olmasa da ama o da artık sektöründe influencer, tanınan bir influencer. Beklemeyelim değil mi? Ya tabii canım. Sibir vlogları bile bıraktı yani. İzlenmiyor vlogları. Ben görüyorum. Ama bekleyenler var mesela. Bana tabii ki var. 20-30 bini beğenmiyor muyuz? 50 bini beğenmiyor muyuz? Geçenlerde yazmış. Abi lütfen ya. Ben anlamıyorum. Bu Sibir her gün vlog diyor. Her gün vlog diyor. Bizi kandırıyor artık. Buna bir ses çıkarmamız falan lazım dedim. Ya kızım burası değil yani bir ses çıkaracağın yer. Bunu Sibir'e yaz dedim yani. Yazıyorlar zaten. Kendi de açıklamayıp. Mesela Sibir'den herkes açıklama bekledi. Garip oldu hikayesiyle ilgili. Linç yiyor çünkü. Sibir hiçbir şey yokmuş gibi takıldı. Çıktı mı takipten? Bikini yok hayır. Bikini postlar attı. Eğlenceye tam gaz devam dedi falan. Hiç cevap vermedi. Ama normalde Sibir her şeye cevap veren bir kızdı. Arkadaşlar ne oldu ya bu konuda bana kızmışsınız falan diyen bir kızdı. Ama son dönemlerde bakıyorum hiçbir şey cevap vermiyor artık o da. Bir de cevap verebileceği bir konu değil ki. Takipten çıkamayacaksın. Şimdi ne diyebilir? Çıkamam ki dese yine linç yiyecek. Çıksam ne fark eder? Arka tarafta ailem görüşüyor dedikten sonra ne olacak? Ben o da olmaz. Ben onu saçma buluyorum ya bu takipten çıkma meselesini gerçekten. Yani çıksa ne fark ediyor ki DM'den konuştuktan sonra? Bir şey yapamayız ya o kısma. Zor bizden bir kısım. Sonra, şey, zor evet, bir kısım. Bizden sonra olmasın zaten bu kısım. Bir şey daha söyleyeceğim aklıma tabii. Evet. Damla ile Uğur ne zaman evlenecekler? Damla ile Uğur evlerini aldılar. İşte mimar yapıyor şu an evlerini. Var mı yani senin beklentin? Tabii canım herhalde artık. Yani bu sene mi yoksa seneye mi? Bunu da çok yazan var. Vallahi hiç yemin ediyorum düşünmüyorum bu sene mi seneye mi diye. Evlenecekler çünkü benim için evliler ki zaten aynı evde yaşıyorlar artık. Evliler ailesi her şey bir. Damla onun ailesine, Uğur'un ailesine uzakta artık o da oraya yakın falan bitti artık. Artık evliler benim için. İmzaları eksik. O da olur bugün yarın. Bu kadar. Evet arkadaşlar bugün konularımızın sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım keyif aldınız. Biliyorsunuz Instagram hesabım hala açılmadı. Blog Yağmur TV takip almayı unutmuyorsunuz. Abone olmak için de kanala hemen basıyorsunuz. Algoritma çok düşük. Bayağıdır yoktu. Toparlamak için size ihtiyacım var. Perşembe günü görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüyorsunuz. Bay bay. Dilan'ın saçları beyazlaşmış. Ben böyle gördüm. Ağarmış gibiydi. Bana mı öyle geldi acaba? Ağarmış mı? Ağarmış da olabilir. Boyası da... Her yani değil mi? Diplerle beyazlık mı var? Çünkü ışıktan ben yani, mi beyaz ışık var mı? Tam belli değil esasında. Ben de ilk bakışta öyle görmüştüm biliyor musun? Bir de sanki onları göstermek için sıkı sıkı toplamış mı? Hani evet. Açabilirdi değil mi? Açsa kapanır. Ne oldu? Niye gülüyor? Söyleyin. Rıfkı horluyor. Ama çok ciddi bir ses.